AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal askerlik affı ile ilgili açıklamalarda bulundu. 550 bin kişiyi ilgilendiren maddeleri paylaştı. 20 maddelik teklifin meclise sunulduğunu söyledi Ünal. Aynı zamanda bedelli askerlik ücretlerinin de Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirleneceğini duyurdu. Kamuoyunda bedelli yasası olarak konuşulan bakaya yoklama kaçağı ve bedelliden faydalanamayan, yani yoklama kaçağı saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmelerine dair bir düzenlemeyi içeriyor. Aynı şekilde dövizle askerlik kapsamında ödemeleri gereken miktarı ödemedikleri veya herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanların askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarına imkan tanınması. Yine ücretle ilgili de o bakaya yoklama, işte yoklama kaçağı, bunlarla ilgili de bunların durumu yine dövizle askerlikten dolayı geri dönme hakkı verilenlerin durumunun ücretleriyle ilgili de yine Savunma Bakanlığı bu miktarları belirleyip kamuoyuyla paylaşacak.